Herkese merhabalar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. İzmir'deki bahçemize şöyle güzel güzel yağmur çiseliyor arkadaşlar. Yağmurlu bir güne diyeyim. Ben de fidelerimi açığa aldım buraya. Birazcık Nisan yağmurları düşsün. Kalsiyum olsun, vitamin olsun, şifa olsun inşallah fidelerime. Çok sevindim yağmurun yağmasına. Ortalık çok kuruydu. Dünkü videomda gördüğünüz gibi baklalara su vermiştik, kabaklara su vermiştik. Bugün hakikaten susayan topraklara, böyle kuruyan ağaçlara can olacak inşallah. Hafif hafif böyle çiseliyor inşallah. Rabbim böyle rahmetini sağanak sağanak afetsiz indirsin. Çok sevindik. Her şeye iyi gelecek, her şeye. Beyaz dutlara, siyah dutlara. Her şeye iyi gelecek Allah'ın izniyle. Dudumuz gene bu sene beyaz dudumuz maşallah diyeyim. Çok yüklü 10 gönül dostlarım. Oo, şöyle yağmur suları da üzerlerine birikmiş. Çok mutluluk verir bana yağmurun yağması. Hepinize selam olsun, sevgi olsun, saygılar gitsin. Sesimin gittiği her yere güzellikler, ilkbahar, ilkbaharın çiçekleri gitsin. Yağmur versin diyoruz. Ve vlogumuza İzmir'deki bahçede başladık arkadaşlar. Hafiften hafiften çileşiyor yağmur. Yani öyle çok çok yağmıyor. Sevgili arkadaşlar, yağmur yağacak gibi oldu, yağmadı. Çok kızgın bir güneş açtı. Ben de dün sulamıştım bunları ya. Bir önceki videoda. Tövbe. Şimdi bunların boğazlarını doldurayım ben. Doldurmazsam bunlar çıvar gider dökmez. Güzelce şu ikisinin boğazını doldurayım. Bu işler olacak. Yani bayram falan dinlemez işler arkadaşlar. Bayramsa bayram, olacak işleri yapacağız. Değil mi? Doğru mu? Hadi bismillah. Ayrı otur. Bahçelerde başımıza bela ya. Bunun da vardır bir şifası da biz bilmiyoruz dur. Şuraya set çektim. Neden set çektim arkadaşlar? Suladığımızda su taşmasın, burada biriksin diye. Şöyle güzelce kabakların boğazını dolduruyorum. Çubuk gitmesin diye. Kesin boğazı dolması lazım kabak. Bugün günlerden Arefe. Ramazan ayı bayram olacak. Yarın bayram, bugün Arefe. Bunların da boğazı dolması gerekiyor arkadaşlar. Dolmazsa olmaz. Hani bayram falan da kaşla göz arasına sıkıştırayım dedim. Hepinize hayırlı Arefeler olsun.
Yarın bayrama inşallah Rabbim kavuştursun hepimizi. Hepimize de hayırlı bayramlar olsun arkadaşlar. Balgak'ı evdeyiz. Burada kaldık. Şahin'le buradayız. Biraz bahçede şu acil olan işleri yaptıktan sonra haşhaşlı lokum yapacağım. Bayram sabahına kahvaltıya bizim olmazsa olmazımızdır. Yıllardan beri haşhaşlı lokum. Yaparız sabah kahvaltıda bayram sabahı. Çoluk çocuk misafir olursa onlarla kahvaltı yaparız arkadaşlar. Bizim burada çok gürültü var. Çok aşırı. Böyle yoğun. Biz de doğal video çektiğimiz için yani özgün içerikler ürettiğimiz için sesler bazen çok böyle cırtlak cırtlak gürültü olsa da yapacak bir şey yok. Bazen de kesiyoruz. Tam yani sahnenin ortasında bir gürültü, bir uçak sesi ya da araba sesi. Bak şu anda hizar sesi, odun bölüyorlar. Hizar sesi. Ya işte kaynak makinesi sesi falan böyle. Çok olur. Olsun, herkesin işi gücü var. Herkes işini gücünü tutacak tabii ki de. Değil mi gönül dostlarım? Bunlar şimdi erkenden döker Allah'ın izniyle. Sabah çapalayacaktım. Çiğde çapalamayacağız. Şuralarında toprak olursa yaş top, yani bu surası sulu olup toprak değerse çürüme yapıyor. Olmuyor. Göbeklerinde kapatmayacağız. Şöyle şu göbe iyi oldu, boğazlandı, doldurdum. Göbekler kapanmasın. Tamam. Bu tamam. Şimdi ben gideyim gari haşhaşlı lokum yapayım arkadaşlar. Geç kalmadan. Haşhaş ezmesi yağ. Haşhaş ezmesini yağla güzelce açtık arkadaşlar. Suyla açmadım. Birazcık da içine tuz ekledik. Tuzu eriyesiye kadar iyice karıştırdık. Yani haşhaş, yağ, tuz üçünü birbirine yedirdik. Haşhaşlı lokumun hamurunun içinde ne var? Ekşi maya, un, su, tuz. Ekşi mayalı hamur. Ekşi mayalı güzel oluyor bu. Bol haşhaşlı olsun. Kestik şöyle ayarında, çok da küçük değil, çok da büyük değil, seyrek seyrek döşedik. Neden seyrek döşedik? Mayalı ya, fırına girdiği zaman kabarıyor, birbirine yapışıyor, bütün gibi oluyor. Biz de öyle sevmiyoruz. Kenarlı kenarlı olursa daha güzel oluyor, öyle seviyor. Şimdi yer hamuru alacak, yani bekleyecek. 20 dakikanın altında olmamak şartıyla yarım saat, 40 dakika, 20 dakika biraz yerde bekletiriz. Yani hani hamur tekrardan kabarsın, kendine gelsin diye. Beklesin ve yer hamurunu alsın arkadaşlar. Ondan sonra da pişireceğiz. Nerede pişireceğim bunu? Kuzenin sobanın fırınına tabii ki de sığmıyor. Tepsi davul fırının tepsisi. Davul fırında, ceyranlı fırında pişireceğiz. Kara fırında pişse daha çok güzel, daha lezzetli olur da. Burada nerede? Köyde inşallah. Kısmet olursa o da. Kabakları çapaladım. Haşhaşlı lokumu da yaptım. Fırına verdik. Pişmesi için Şahin ilgilenecek. Şahin bakıyor ona. Ben de dedim gideyim dudağı ucunun dibini temizleyeyim. Arkadaşlar iyi oldu değil mi?
temizlik her zaman iyi de yapabilene. Bahçe temizliği, ev temizliği, her türlü temizlik iyiydi. En azından insanların ayaklarına falan şöyle şeyler batmaz. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi. Sevgili arkadaşlar, acil işler dedik ya, acil işlerden bir tanesi de yediveren dudumuzun dibindeki otları temizlemek. Neden temizlemek diyeceksiniz? Şimdi dutlar erdi. Buraya dut yemeye gelenlerin ayaklarına, şalvarlarına, eteklerine iyilcenle batar. İyilcen nedir? İşte şu, yani çimlerin tohumlanmış hali. Çok kötü olur. Öyle batan insanı rahatsız eder. Şimdi buraya dut yemeye gelecekler. Diyecekler. Kınayacaklar beni. Ülker abla bir şunun dibini temizlememiş diyecekler. En iyisi ben dudun dibini temizleyeyim de gideyim. Tertemiz. Temizleyin. Kışın biraz temizledim de gene baharda oluyor ya. Allah'ım tın tın ya. Bırak yolmayı, çapa bile kesmiyor, batmıyor. Çok ayıp olur değil mi? Yani bunun dibini, dudağacın dibini temizlemezsem. Yarın bayram. Belki bayramda gelenler olur buraya bahçeye. İtiyerler, çoluk çocuk gelir. Yabancılar, eller gelir. Karşıdan gören, aa ne güzel dut dedi mi ben? Buyurun buyurun yiyin diyorum. Toplayın diyorum. Konuya komşuya olsun. Görenlere. Ayaklarına iyilcen mi bassın? O yüzden temizleyin. Şöyle tutsunlar, dalından yesinler tertemiz. Dut yemeye ilk önce buraya kerser gelecek. Kıyamam ben kuzuma. Paçalarına iyilcenler dolar, kıyamam. Kuzularım benim için çok önemli arkadaşlar. Herkesin kuzusu öyledir de. Çok önemli. Anne dutlar eriyor mu diye sordu. Yermek üzere kızım dedim. Gidip yiyebilirsin dedim, bakabilirsin. Bak dedim. Çocuk bir işleri yoğun gelemiyor ki. Sıkışık. Kıyamam kuzuma. Kıyamam. Pişti mi? Baklavamızı alıp, lokumumuzu alıp Allah'ın izniyle Özlem'le Yakup'un polenin yanına gideceğiz. Bugün Arefe, Arefe akşamında onların yanına gideceğiz. Bayram sabahı birlik olacağız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, şerefiye gün tatlımızı yaptık, baklavamızı. Bugün de haşhaşlı lokumumuzu yaptık. Dudağacının altını temizledik. Kabağı çapaladık. Acil işler hemen hemen oldu gibi. Acil işler hemen hemen oldu gibi. Yeter bu kadarlık. Bayağı yoruldum kuru kuru ya. Aha. Mis gibi şöyle açıldı. Etrafı.
Fırtına çoktu ya, dökülmüş yerlere. Şahin topladı. Aha. Şöyle kocaman yeri temizledim. Kestiğim otları da ziyan etmedim. Kenara bir yere atmadım. Zeytin ağacının çanaklarını attım. Zeytin ağaçlarını suladık mı nemi tutmasına yardımcı oluyor bunlar ve yeşil gübre oluyor. Çürüyor burada. Sulayınca yani hemen birden buharlaşıp kurumuyor dipleri. İyi oluyor yani. Kestiğim otları kenara atmıyorum. İsraf etmiyoruz. Ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Durum vaziyet bu diyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerle kalın videoya. Beğen atın. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar olsun. Ömrünüz uzun olsun inşallah. Gönlünüzde çiçekler açsın, sonbahar hiç uğramasın. Bayram günü neşeniz, mutluluğunuz artsın, bol olsun arkadaşlar. Bahçe rengarenk. Bismillahirrahmanirrahim. Fırına sürmüştük ya haşişli lokumu. Şahin de başına o tutturdum. Evet. Şahin pişir bunu diye. Pişti. Güzel çok oldu güzel Şahin. Oldu yeter. Çok güzel oldu. Kurutmayan fazla. Tam şu anda tam zamanı yani. Tamam. Şimdi bu kıpkırmızı neden olmadı biliyor musunuz? Üzerine yumurta sarısı sürmedim ben. Tabii. İyi böyle iyi yani.